daughter had the baby because she could not have babies. Mesela bir kadın kızın çocuk yapamıyordu. Bu tedaviden sonra çocuğu oldu. And she said, I got the phone. Ben telefonu aldım. And I said, the doctor is busy. What do you want? Doktor meşgul, ne istiyorsun? And she tell him, my daughter gave birth. Everything's great. The baby's fine. Sayesinde kızımın çocuğu oldu. Her şey yolunda. Teşekkür ettiğimi söyledi. Crazy stuff. Yani deli bir iş diye düşünüyorum. One day, bir gün, the doctor was late. Doktor geç kalmış. And people were making ve insanlar sorun çıkarmaya başlamışlar bekleyenler. Especially one woman. Özellikle bir kadın. So I said to her, come inside. Hadi gel içeri demiş kadın. I couldn't. I started. Kes sesini geç demiş. The doctor walks in. Doktor gelmiş. And he sees me. Ve beni refleksoloji yaparken. And he said, Spiros, what are you doing? Spiros, ne yapıyorsun demiş adam. And I said, oh my God, there goes the money. Eyvah, işimi kaybedeceğim herhalde diye korkmuş. The doctor was a good man. Doktor iyi bir adammış ama. He says, do you like what you did? Yaptığın şeyi sevdin mi demiş. Yeah, o da problem. Evet, fena değil demiş. He says, I will teach you. O zaman öğreteceğim sana bunu. 1992. 1992'de. There were no books in Greek. Hiç Yunanca bir konuyla ilgili kitap falan yokmuş. But there were books in English. Ama İngilizce kitap varmış. And I could read English. Ve Kanada'dan geldiği için İngilizce de okuyabiliyormuş. And this is how the doctor learned from the books. And by experimenting on people. The doctor learned from you. From the books. Doktor da zaten o İngilizce kitaplardan öğrenmiş. So, someone would come and say, I have a stomach ulcer. Mesela birisi geliyormuş, midem ulcer var diyormuş. The doctor would write medication. Doktor ilaç yazıyormuş. And he would go to the feet and start pressing where the stomach was. Sonra da bizim yaptığımız gibi midenin olduğu yerde refleksoloji yapıyormuş doktor. And this is how the doctor saw that people were getting better. Böylece doktor görmüş ki insanlar iyileşiyor. This is how I learned in 1992 reflexology. Ben de 1992'de bu işe böyle girdim. I say this mm-hmm. story because you told me for your hospital mm-hmm. you cannot charge for reflexology için bazen para alamıyoruz hastadan. Hastanelerde ben bahsetmiştim. Or maybe in their offices they cannot. Ya da ofiste belki her zaman hastadan like para as he alamıyoruz. Said for shoulder I go on the feet. I understand. Mesela senin dediğin gibi hani omuz dururken hasta demeyecek mi niye ayağımla uğraşıyorsun? But I've seen a doctor's office with 15 people waiting to receive. Ama ben kendi çalıştığım doktor ofisinde gördüm ki insanlar sıraya girmiş bekliyor 15-20 kişi. And he didn't go to a course. Ve kursa da gitmemiş. He was general practitioner. He was a physician, general physician. Şeymiş bu, pratisyen doktormuş. He worked for the government. Devlet için çalışıyormuş. So the patients were coming and he was paid by the government. Hastalar geliyormuş ve devlet ödüyormuş. For reflexology diye. No, for the diagnosis and the prescription for the drugs. Free. After a while, he started charging. İlk başta bu adam pratisyen olduğu için sadece ilaç yazıyormuş hastalara. Devlet onun için para veriyormuş. Başta parasız olarak yapıyormuş reflexology ama bir süre sonra hastaları artınca artık para almaya başlamış. This is his story and mine. Bu hem onun hem benim hikayem. And if I did it, ve ben bunu yapıyorsam, and I'm not very smart, çok da zeki değilim, and if the doctor can do it, doktor da yapıyorsa, you guys can do it. O zaman siz de yaparsınız. This is what I think. You are smart, I think. More than us.